Arkadaşlar merhaba, neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Albert Einstein hakkında 15 ilginç bilgiden bahsedeceğim biraz sizlere. Biliyorsunuz ki Albert Einstein çok ünlü bir fizikçi ve kime sorsanız Albert Einstein'ı tanır. Bugün de onun hakkında konuşacağız biraz. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar herhalde yolda geçen herhangi birine bir bilim adamı, bir fizikçi sorsanız size direkt olarak Albert Einstein adını verecektir. Albert Einstein gerçekten çok ünlü bir fizikçi. Fizikte devrim yaratan isimler arasında. Fakat Albert Einstein hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Esasında biraz ben burada bugün Albert Einstein'ın bilinmeyen yönlerinden bahsedeceğim. Hakkında daha bilinmeyen şeyleri anlatacağım. İlk maddemizle başlayalım. Arkadaşlar Albert Einstein doğumunda kafası çok büyük olarak doğmuştu. Annesi de biraz bunun için korkmuştu. Oğlumda herhangi bir sıkıntı olduğuna dair biraz korkmuştu. Fakat süre geçtikten sonra kafası normal halini aldı. Vücuduyla birlikte orantılı bir şekilde gitti. İkinci olarak Albert Einstein'ın beyni hakkında. Bu konu hakkında birçok bilgi var. Birçok savunulan tez var. Hatta birçok da anlatılan hikaye var. Albert Einstein'ın beyni gerçekten normal insanlara göre büyüktü. Beyninin duygusal bilgileri işlemesine sahip olan kısmı normal insanlara göre %15 daha büyüktü. Üçüncü maddemiz Einstein'ın tuhaf bir alışkanlığıyla alakalı, çorabı gereksiz olarak görmesi ve giymemesiydi. Çorabı hiçbir zaman giymedi ve çorap giymeyi sevmedi. Çünkü ona göre çorap gereksiz bir şeydi. Ben de giymiyorum lan. Bak çorabım yok. Einstein'la ortak özelliğimiz. Muhtemelen şey de benim de beynim daha büyük. Duygusal %15. Dördüncü maddemiz. Peki Albert Einstein bilim adamı olmasaydı ne olurdu? Albert Einstein bu soruya müzisyen yanıtını vermiştir. Müziği her zaman için çok sevmiştir ve çalışırken sürekli olarak müzik dinlemiştir. Eğer bilim adamı olmasaydım sorusuna müzisyen yanıtını vermiştir. Albert Einstein 1921 yılında Nobel Fizik Ödülünü aldı. Bu ödül ile birlikte Albert Einstein'a çok yüklü bir para ödülü verildi. Peki Albert Einstein bu parayı ne yaptı biliyor musunuz? Karısı Mileva'ya hediye olarak verdi. Bu miktarda 32.250 dolardı. Dönemine göre, 1921'e göre çok büyük bir paraydı. Albert Einstein hiç acımadı ve o parayı karısı Mileva'ya hediye etti. Altıncı maddemiz. Albert Einstein iki evlilik yaptı. Yaptığı evliliklerin ilki 16 yıl sürdü ve bu evliliğinden çocuğu bulunuyor. Albert Einstein bu evliliği yaptığında eşine bir sözleşme verdi. Sözleşme imzalamasını istedi. Sözleşmenin maddelerinden bir tanesi de odasına günde 3 öğün yemek götürüleceğine dair bir maddeydi. Eşi de bunu kabul etti ve 16 yıl boyunca her gün eşi odasına günde 3 öğün yemeğini götürdü. Yedinci maddemiz. Albert Einstein ikinci evliliğini kuzeniyle yaptı. Evet, yanlış duymadınız. Kuzeniydi. Hem de Albert Einstein'ın birinci dereceden kuzeniydi. Adı Elsa'ydı ve göbek adı Einstein'dı. Einstein 1879 yılında doğmuştu. O dönemden yaşadığı döneme kadar Avustralyalı, Alman, İsviçreli, Amerikan vatandaşlıklar almıştı. Hatta bir dönem vatandaşlıksız kalmıştı. Yani vatansız olarak ifade edilmişti. Einstein hayatı boyunca çok fazla ülkenin vatandaşı olmuştu. Dokuzuncu maddemiz. Einstein bilim adamı olmadan önce bir patent firmasında çalışıyordu. Bu patent firmasında Einstein elektromanyetik cihazların patentlenmesinden sorumluydu ve bir süre bu görevini icra etti. Einstein'ın hafızası tahmin edildiği kadar güçlü değildi. Evet, yanlış duymadınız. Einstein çok zeki biriydi. IQ seviyesi de çok yüksekti. Fakat hafızası tahmin edildiği kadar güçlü değildi. Ya da bazı şeyleri hatırlamak onun için önemsizdi de diyebiliriz. Çünkü sık sık konuştuğu insanları, isimleri ve yüzleri unuturdu. Albert Einstein'a bir dönem İsrail'in başkanlığı teklif edildi. O dönem için İsrail yeni kurulan bir ülkeydi ve İsrail'in başkanı olması istendi Albert Einstein'dan. Fakat Albert Einstein kendi hayat görüşüne bu uymadığı, kendi düşünce sistemine bu uymadığı için bu teklifi reddetti. 12. maddemiz. Albert Einstein biliyorsunuz ki görelilik kuramıyla meşhur. Görelilik kuramını ortaya atan kişi ve çoğunlukla bunun üzerinden tanınan bir isim. Ancak Einstein 1921 yılında Nobel ödülünü aldığında fotoelektrik üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde bunu aldı. O dönem için görelilik kuramı üzerine çalışmıyordu. Einstein sigara içmeyi severdi. Yanlış duymadınız, biz ne kadar öneriyor olmasak da sigara içmeyi, özellikle de pipo içmeyi çok severdi. Çünkü piponun insanları sakinleştirdiği ve odaklandırdığını düşünürdü. Bu nedenle de sık sık pipo içerdi. Einstein 1900'lerin başında mali durumu kötüye gidiyordu çünkü işini de bırakmıştı. O dönemden sonra gençlere ders vermeye başladı. Evde gençlere ders vererek hayatının bir dönemini geçindirdi. 15. ve son maddemiz de bu. Bu
esasında biraz da bilinen bir madde ancak bazı kesimler tarafından reddedilen bir madde. Einstein'ın matematik alanında uzmanlaşması 15 yaşını buldu. Einstein esasında ilkokuldayken matematik alanında iyi bir öğrenci değildi. Matematik bölümünde, matematik dersinde uzmanlaşması 15 yaşında başladı ve o tarihten sonra fizik ve matematikle birlikte hayatını devam etti. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Albert Einstein hakkında 15 bilgiyi anlattım. 15 bilinmeyen gerçeği söyledim. Hakkında bilgiler serisinden daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ve videolara beğeni atabilirsiniz. Böylece biz de daha fazla hakkında bilgiler şeklinde videolar çekeriz diyelim ve videomuzu bitirelim. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.